Futbolun hikayelerine hoş geldiniz arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden sizlere bir soru sormuştuk. Burak Yılmaz'ın mı hikayesini istersiniz yoksa Sabri Sarıoğlu'nun mu? Sizler %73'lük bir oranla Sabri Sarıoğlu dediniz ve biz de bu hafta Sabri Sarıoğlu'nun hikayesini sizler için hazırladık. Sabri Reis'in hikayesine geçmeden önce sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü günler, haftalar geçiyor. Futbolun hikayeleri takipçileri büyümeye, abonelerimiz artmaya devam ediyor. Bize destek veren herkese çok teşekkürler ve şu an 80 binin üstüne çıktık. Umarız daha fazla futbol severe ulaşabiliriz. Şimdi gelin namı değer Sabri Reis'in hikayesini izleyelim. Onun Galatasaray'a, Galatasaray'ın da ona olan sevgisi öyle büyüktü ki 18 yıl boyunca camianın vazgeçilmezi oldu. Sabri Sarıoğlu sarı kırmızılar için sıradan bir futbolcu değil, bir simgeydi. Kimi zaman hırsıyla şaşırttı, kimi zaman üzdü, kimi zaman da performansıyla ondan hiç beklenilmeyeni yaptı. 2017'de adeta vücudunun bir parçası olmuş olan Galatasaray formasını çıkarmak zorunda kalan Sabri'nin yeni umutları Göztepe'nin ligdeki mücadelesiyle birleşti. Kendisini istemeyip küçümseyenlere inat hırsını sahaya yine yansıttı ve yıllar sonra milli takıma yeniden davet edildi. Sabri Sarıoğlu uzun futbol kariyerinde birçok olayı yaşadı, birçok olaya şahit oldu. İstanbul onun futbol hayatına başladığı şehirdi. Tıpkı hayat hikayesinin olduğu gibi. 26 Temmuz 1984'te İstanbul'da dünyaya gelen namı değer Sabri Reis, yıllar sonra unutulmaz bir ferdi olacağı futbola her çocuk gibi mahalle arasında arkadaşlarıyla başladı. Samsunlu ailesi İstanbul'un mütevazi bir mahallesinde oturuyordu. Futbola ilk olarak Gazi Osmanpaşa'daki mahalle takımı Çağlayan Akarsu'da başladı. 11 yaşına geldiğinde Galatasaray altyapısından Salih Bulgurluoğlu onu keşfetti ve Galatasaray altyapısını aldı. 7 sezon Sarı Kırmızıların altyapısında forma giydi. Altyapıda aldığı süre boyunca dikkatleri üzerine çekti ve Türkiye U15'te başlayan milli takım serüveninde tüm kategorilerde forma giymeyi başardı. Ardından 2000 yılında Galatasaray'ın PAF takımına çağrıldı. PAF liginde ilk sezonunda forma giyemese de bir sonraki sezonun planlamasına yer aldı ve 21 Ekim 2000'de ilk maçına Beşiktaş PAF takımı karşısında çıktı. O sezon toplamda 11 maçta forma giydi ve ilk golünü ise 23 Aralık 2000'de Denizli Spor ağlarına attı. Sabri bir sonraki sezonsa 25 maçta oynamıştı ve bu maçları da 10 golle süsledi. Dönemin teknik direktörü Mircea Lucescu onun için "Bir yıldır onu izliyorum. Onu burada büyüteceğiz." demişti. Öyle de oldu. Sabri Sarıoğlu Galatasaray'da ve Galatasaray'la büyüdü. Takvimler 1 Temmuz 2001'i gösterdiğinde gazetelerin spor sayfaları 17 yaşında İsviçre kampına götürülen Sabri Sarıoğlu'ndan bahsediyordu. 71 kez B ve C milli takımlarında forma giymişti aynı zamanda. 2001-2002 sezonunda A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Hatta o sezon şampiyon olan takımın son maçında ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçlarında 30 numaralı formasıyla yedek bekledi. Süre almadı ama 3. yıldızı takan takımın oyuncusuydu. PAF takımındaki son sezonu da başarıyla geçmişti. Sabri artık A takıma çağrılmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Altyapıdayken sıkça antrenmanları ziyaret eden Fatih Terim'le samimiyeti artmıştı. Öyle ki babam dediği Fatih Terim tarafından 2002-2003 sezonunun başında tamamen A takıma çağrıldı. Oyunun en kritik dakikasında ben Sabri'yi soktum. Öyle mi Sabri'yi soktum? Yüreğini koruyacak, koşan adamları koruyacak bundan sonra da. 34 numaralı formasıyla 4 Mayıs 2003'te Galatasaray'ın deplasmandaki Trabzonspor maçı ile kadroya girdi. Bu maçın 89. dakikasında Ümit Karan'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez resmi formayı Trabzon Avni Aker Stadyumunda giymiş oldu. 19 yaşında olmasına rağmen çok kısa sürede ünü yayılıp ilgi gören Sabri sürekli çalışmaya devam etti. O yıllarda kendini şöyle anlatıyordu. "Çoğu zaman babam beni tesislere bırakıyor. Zaman zaman minibüste Florya'ya geliyorum. İnsanlar tanımaya başladıkları için imza istiyor. Futbolda mevki kalmadı ama kendimi bildim bileli sağ kanattayım. En büyük özelliğim süratim. Şut çekmeyi ve orta yapmayı seviyorum. Sol ayağım için de çalışmalar yapıyorum. Bunun dışında vücudumu da geliştirmeye çalışıyorum." Fatih Terim'in güvenini kısa sürede sağlayan genç oyuncu Galatasaray'ın efsane stadı, bir zamanlar her Galatasaraylı çocuğun hayallerini süsleyen Ali Sami Yen Stadyumu'nda ilk maçına 17 Mayıs 2003'te Ankara Gücü karşısında 81. dakikada çıktı. Bu maçtan sonraki hafta yani ligin son haftasında Gaziantepspor karşısında ilk 11'de başladı ve 89 dakika ön libero'da sahada kaldı.
2003-2004 yılı ise onun tam anlamıyla kendini gösterdiği yıl oldu. İlk golünü zorlu Bursaspor deplasmanında attığında mutluluktan havaları uçuyordu. Artık takımın vazgeçilmezlerinden birisi olan Sabri, Avrupa arenasında ilk maçına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında CSKA Sofya karşısına çıktı. Bu maçta bir de gol atan genç Sabri'nin mutluluğuna diyecek yoktu. Sezon sonuna doğru gelindiğinde sağ bek mevkiinde görev yapmaya başlayan Sabri'ye yeni Emre Belezoğlu yakıştırmaları yapıldı. 2004-2005 sezonunda, yani Galatasaray'ın 100. yılında şampiyonluk parolasıyla çıktığı sezonda sağ bek olarak görev almaya başlayan Sabri, takımın ligdeki şampiyonluğu için her ne kadar ter akıtsa da Galatasaray 100. yılında şampiyon olamadı. Gelecek sezon Galatasaray'la ikinci şampiyonluğunu yaşayacak olan Sabri, takımın başına getirilen Erik Gerets'in sağ bekte Cihan Aspolat'lı tercihi üzerine sağ bekten çok sol bek, ön libero ve sağ açıkta kendine forma şansı buldu. 2006-2007 sezonunda da Erik Gerets'le devam eden Galatasaray'da istediği kadar forma şansı bulamasa da yine de yılmıyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında Wroclaw karşısında forma giyen Sarıoğlu, Avrupa arenasındaki ikinci golünü attı. Sezon içinde her ne kadar üst düzey performans gösterse de takımın mağlup olması onun performansını örtbas ediyordu. Kariyerindeki 100. maçına Bursaspor karşısına çıkan Sabri, attığı muhteşem golle hafızalarda yer etmişti. Bunların yanında bir de milli takım sayfası açıldı Sabri'nin. Zaten U15'ten U21'e kadar Ay Yıldızı formayı layıkıyla giymişti ve sıra A milli takıma geldi. Yine çok sevdiği Fatih Terim hocası el uzatmıştı ve 7 Ekim 2006'da ilk kez Macaristan maçıyla giydi Ay Yıldızı formayı. 4 gün sonra ise 5-0 kazanılan Moldova maçında bir golün asistini yaptı. 2007-2008 sezonu Sabri'nin Galatasaray forması ile 3. şampiyonluğunu yaşadığı sezon oldu. 2 Eylül'deki Manisa Spor maçına sakatlanıp 2 ay sahalardan uzaklaştı. Bu süreçte milli takımın 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 4 maçı kaçırdı. Sezonun kilit maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe maçında 37. dakikada topu şişirerek Şabani Nonda'ya atmasının ardından rakip kaleci Volkan Demirel ve Edu hata yaptı. Nonda ise topu ağlara yolladı. Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2007-2008 sezonunda Sabri 28'i ilk 11 olmak üzere 34 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Böylelikle Galatasaray'daki 3. şampiyonluğu da yaşamış oldu. Her ne kadar milli takımın Euro 2008'e gitmesi için pek katkı koyamasa da Fatih'in aslanları diye tabir edilen efsane 2008 kadrosunun elbette içindeydi. Milli takımın tarihinde ilk kez 3. olduğu turnuvayı bir asistle tamamlamıştı. Ancak tüm dünyanın Türkleri konuştuğu yıllarda o takımın önemli bir parçasıydı. 2008-2009 sezonunun ligde golsüz geçirdiği Sabri Sarıoğlu, kasık problemleri nedeniyle bir süre kadroya giremedi. Sakatlığı geçtikten sonra Bursaspor maçıyla sahalara döndü ve Barış Özbey'e kaptırdığı formasını geri aldı. Bordo ile oynanan UEFA 4. tur maçında son dakikada attığı golle takımın Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmasını sağladı. Bu golle tarihe geçen Sabri, taraftarlarla bozulan ilişkilerini düzeltti ve maç sonu kendisiyle özdeşleşen üçlüyü çektirdi. Ses, bu ses, dinleyelim. 2009-2010 sezonunda o da Galatasaray gibi beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz sezonlarda yaşadığı kasık problemleri de buna eklenince takıma pek katkı koyamadı. Sabri en mutlu anlarından birini bu sene yaşadı. 20 Nisan 2010'da İngilizce öğretmenliği yapan bir hanımefendi Yağmur Yılmaz'la evlendi. 2010-2011'de takımın 3. kaptanlığını yapmaya başladı ama sakatlıklar bir türlü peşini bırakmıyordu. Derken takıma büyük umutlarla transfer edilen Ali Turan'a formasını kaptırdı. Sezon içinde Beşiktaş'ta oynanan maçta sağ açık başladı ve Sabri'nin as mevkiinde forma giyen Ali Turan çok büyük hatalar yaptığı için büyük tepki topladı. Bu Sabri'nin işine yaradı. Teknik direktörlüğe efsane Hacı'nın gelmesiyle vazgeçilmez olan Sabri, 4 Aralık 2010'da Kasımpaşa karşısında 2 asist yaptı, hem o sezon ligdeki ilk asistlerini yapmış oldu hem de maçın adamı seçildi. Bu sezon 2 kez de Galatasaray tarihine geçti Sabri Sarıoğlu. Samiye'nin son maçında ve Aslanların yeni yuvası arenada ilk resmi maçta forma giydi. Tarihin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da Sabri o sezon gol atamasa da 24 maça çıktı ve 5 asist yaptı. 2011-2012 sezonunda ise başkanlık koltuğuna Ünal Aysal oturdu. Teknik direktörlüğe de Fatih Terim'i getirdi.
Fatih Terim'in getirilmesi ve takımın birinci kaptanı Arda Turan'ın Atletico Madrid'e transfer olmasıyla birlikte Ayhan Akbun'un arkasından Galatasaray'ın ikinci kaptanı oldu. Ancak Sabri bu kez de Thomas Urfoloji ve Emmanuel Eboué gibi oyuncularla forma savaşına girdi. Sakatlığı ise adeta başına bela olmuştu. Ama bunlara rağmen 26 kez kadrodaydı. 15 kez ilk 11'de başladı. Son maçta forma giyemese de Galatasaray formasıyla 4. şampiyonluğunu yaşadı. Bir sonraki sezon Ayhan Akman takımdan ayrıldı ve Sabri artık Galatasaray'ın kaptanıydı. Süper Lig'in ilk 7 haftasında sakatlığı nedeniyle formasını Emmanuel Eboué'ye kaptıran Sabri 17 gün sonra lige geri döndü. O sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kulüş, Schalke ve çeyrek finaldeki Real Madrid maçlarında oynadı. Real Madrid maçının 63. dakikasında Umut Bulut'un yerine oyuna giren Sabri, Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü atan Wesley Sneijder'in asistini yaptı. Sezona damga vuran olaylardan birinin içinde başrolde oynadı. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maça şampiyon unvanı ile çıkan Galatasaray'da kadroda bulunan Sabri 75. dakikada oyuna girdi. Maçın sonlarına doğru Volkan Demirel'le girdiği bir pozisyon sonrası rakibinin boğazını sıkan Sabri'ye Volkan da cevap verince her iki oyuncu da kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktı. Maçın ardındansa Sabri Sarıoğlu 4 maç ceza aldı. Hırsı öfkesiyle birleşince bambaşka biri olan Sabri bir kısım taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmaya başlandı. Diğer taraftan hakkında sosyal medya ve sözlüklerde hoş olmayan şeyler de yazılıyordu. Herhangi bir insanı sinirlendirebilirdi hakkında yazılıp çizilenler. Ama o herhangi biri değildi ki. O Sabri Sarıoğlu'ydu ve bunların hepsini normal şekilde karşılıyordu. 2013-2014 sezonuna kupalarla başlayan Galatasaray'ın kaptanlığını yapmıştı. Ancak bu sezonda Mancini tarafından kaptanlığı elinden alındı. Hatalarıyla dikkat çekmeye başlayan Sabri, 669 gün sonra ilk defa golünü Elazığspor'a attı. İtalyan teknik direktör performansını beğenmediği oyuncusundan kaptanlık bozu bandını almasıyla ilgili, "Evet, son maçlarımızda farklı kaptanlarla oynadık. Ben bunu bir ödül olarak nitelendiriyorum. Oyuncum iyi bir performans sergilediğinde kaptanlık için tercihimi ondan yana kullanıyorum. Bu nedenle farklı oyuncuları kaptan olarak gördük ve bundan sonra da görebiliriz. Sabri Sarıoğlu da iyi bir oyuncu. İyi oynadığında mutlaka kaptanlığı alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." Sabri ise bu durumla ilgili şunları söyledi. "Ben yıllardır Galatasaray'da oynuyorum. Hiçbir zaman oynadığım mevkiyi sorun etmem. Bugün de sol tarafta oynadım. Sonra sağa geçtim. Benim için sorun değil. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben burada olmasam da Galatasaraylıyım. Kaptanlık yapmak benim için şereftir. Son zamanlarda pozu bandımı takmayabilirim. Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü yaptım görevimi. 17-18 senedir buradayım. Ben buranın evladıyım. Burada oynadığım için onur duyuyorum. Ben Galatasaray'ın başarısı için yaşayan bir insanım. Oynasam da, oynamasam da yüreğim burada." Sabri Sarıoğlu tam dibe vuruyor derken kendinden beklenilmeyeni yaptı. Silkelenip kendine gelmesi lazımdı ve öyle de oldu. 2 Şubat 2014 günü Bursaspor'la oynanan Süper Lig maçında kaptan olarak çıktı. Sabri'nin sol bek oynadığı maçı Galatasaray 6-0 kazandı. 2013-2014 sezonunda ligde 24 maça çıkan Sabri 1635 dakika sahada kaldı. Galatasaray sezonu ikinci tamamladı, Türkiye Kupası'nı ise müzeye götürdü. 2014-2015 sezonu başında sözleşmesi otomatik uzasa da bir şok yaşadı Sabri. Cesar Prandelli'nin teknik direktörlüğe getirilmesiyle Gökhan San, Engin Baytar, Sercan Yıldırım, Lucas Ontivero gibi isimlerle birlikte sportif projemizde yoklar denilerek kadro dışı bırakıldı. Galatasaray A2 takımına yollanan Sabri Sarıoğlu 27 Ekim 2014 tarihinde geri döndü. A takıma geri alınsa da sarı kırmızılı formaya bu kadar uzun süre hizmet eden Sabri elbette kırılmıştı. Yeniden A takıma gelmesiyle çıktığı lig maçlarında 5 asist yaptı. Galatasaray'daki 6. Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon yaşadı. Devam eden sezonun transfer döneminde Galatasaray'la kontratını 1+1 yıllık uzattı ve sezona çok iyi başladı. Çıktığı 3 lig maçında 3 asist yaptı.
kontratının artı bir yıllık opsiyonunun geçerli olması için 15 resmi müsabakada ilk 11'de başlama şartı bulunuyordu ve ilk 11'de çıkacağı 15. maçtan hemen önce uzama opsiyonunu yönetimle karşılıklı varılan mütabakat çerçevesinde iptal etti. Sezon sonuna kadar 32 resmi maçta ilk 11'de oynayan Sabri toplamda 43 maçta forma giyip 1 gole ve 8 asiste imza attı. Sezon sonu Sabri'nin sözleşmesi bitmişti ve ne yapılacağı merakla bekleniyordu. Derken Galatasaray'la lig tarihinde en çok süre alacağı sezon için 1 yıllık daha anlaşma sağladı. Çocukluğunu, gençliğini adadığı takımıyla son sezonuna çıkacağını bilmeden. ...2297 dakika süre aldı bu sezonda. Ardından ayrılık vakti geldi çok sevdiği Galatasaray'ından. 6 lig, 4 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa kaldırdı bu camiada. Galatasaray'da olduğu sürece önüne koyulan her sözleşmeye gözü kapalı imza atan, hiçbir şekilde alacağı ücrete itiraz edip pazarlık yapmayan Sabri giderken şunları söylüyordu. Futbolu bırakmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Gayet kendimi zinde hissediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Öyle bir teklif de gelirse saygıyla karşılarım. Galatasaray ne karar verirse biz de buna saygı duymak zorundayız. İçimde kalıp da söyleyemediğim çok şey var. Bunları paylaşmak istemiyorum. Bunları dile getirirsem yanlış yorumlara neden olmuş olurum. Sonuçta ben futbolcuyum. Bu armayı gururla taşıyorum. Galatasaray camiası kimsenin topuğu malı değil. Kimse burada ölene kadar kalmıyor. Benim oynama düşüncem var. Yaş 30'u geçtikten sonra bizim ülkede biraz şey oldu. Hadi bıraksın. Oyuncu performansını üst düzeyde tuttuğu sürece yaşın önemi yok. Ben kendimi hazır hissediyorum. Galatasaray bırakmam konusuna kararlı ise saygı duyarım. Ve ben de başka bir kulübe giderim. Sabri 33 yaşına gelse de hala içinde bitmek bilmeyen hırsı onu sahalardan koparmıyordu. Galatasaray onunla sözleşme imzalamadı. 2017-2018 sezonunda senelerdir lig hasretiyle yanıp tutuşan, adına isyan marşları yazılan İzmir'in köklü kulübü Göztepe ile kesişti yolları. Galatasaray'dan sadece bir veda mesajıyla ayrılan Sabri Sarıoğlu 19 Temmuz 2017'de yine sarı kırmızı bir ekiple sözleşme imzaladı. Göz göz forması ile iyi başlangıç yapan Sabri, çok geçmeden senelerdir çağrılmadığı milli takıma bile çağrıldı. Türkiye'nin Sabri Reisi, artık kırgınlıkları bir kenara çekip Göztepe ile başarıya koşarak ortaya koyduğu mücadele ile belki de tam anlamıyla bitiremediği futbol hikayesini burada kendine yakışır bir şekilde bitirecek. Bir bölümün daha böylece sonuna geldik arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve geçtiğimiz videoları da izlemeyi unutmayın. Şimdilik futbolun hikayelerinden hoşça kalın.